Jabari 13 yaşında bir erkek gorildi ve Dallas Hayvanat Bahçesi'nde 5 metre duvarla çevrili bir bölümde kalıyordu. Bazı çocuklar tarafından kışkırtılınca bu duvarları aşan kızgın goril 4 insana saldırarak hastanelik etti. Bunlardan ikisi 26 yaşındaki Keisha Hurt ve 3 yaşındaki oğlu Rivers'tı. Saldırı sırasında Jabari çocuğu ağzının içine aldı ve çocuğun kafasıyla göğsünü ısırdı. Daha sonra çocuğu bırakıp anne Keisha'ya saldıran goril, polisler tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi. Johannesburg Hayvanat Bahçesi'ndeki personel kıtlığı yüzünden eski çalışanlardan emekli Joe Ramon da işe geri dönmek zorunda kalmıştı. Bölüme girdiğinde normalde hayvanların ulaşamadığı bir koridordaydı ve o sırada dişi bir aslan olan Nyanga ile karşılaştı. Diğer çalışanlar çığlıkları duysa da geç kalmışlardı. Nyanga adamın boynunu ısırıp feci bir şekilde öldürmüştü. Uyuşturucuyla durdurulabilen Nyanga bu olay üzerine öldürülmeyip bir barınağa gönderildi. Tam yetişkin bir Afrika fili büyüklüğünde olan Balina tilikum hapsedilmiş en büyük balinaydı. 1983 yılında İzlanda kıyılarında yakalandı ve Kanada'daki su parkına gönderildi. Eğitilse de hiçbir bakıcıya hassas yapısı yüzünden onunla beraber suya girme izni verilmemişti. 1991 yılında genç bir bakıcı olan Kelty Byrne, iki balina ve tilikumun bulunduğu havuza düştü. Üç balina genç kadın boğulana kadar onunla oynadı. Ertesi yıl tilikum Orlando'daki su parkına gönderildi. 6 Temmuz 1999'a kadar hiçbir olay yaşanmadı ve tilikumun zararsız olduğuna inanıldı. Ta ki Daniel Dux isimli bir ziyaretçi park kapandıktan sonra onunla havuza girene kadar. Dux'un cesedi daha sonra tilikumun sırtında bulundu. 24 Şubat 2010'da ise bir şovdan sonra eğitmen Dawn Branchu tilikum ile çalışırken balina tarafından suya çekildi. Diğer eğitmenler balinanın dikkatini çekmeye çalışsa da artık çok geçti. Genç kadının kemikleri kırılıp omurgası parçalandı ve boğularak öldü. Bu olaylara rağmen tilikum hala şovlara çıkartılıyor. Afrika'nın yabani köpekleri gayet iridirler ve avlarının bağırsaklarını deşen çeneleriyle bilinirler. 4 Kasım 2012 sabahı 2 yaşındaki Maddox Dirkaş, Pittsburgh Hayvanat Bahçesi'nde annesi tarafından çitlerin üstüne oturtulmuştu. Trajik bir şekilde çocuk kendini aşağı attı ve koruyucu ağlardan sekerek köpeklerin olduğu bölüme düştü. Hemen 3 tane köpek tarafından kafasına ve gövdesine saldırıldı. Çalışanlar köpekleri kovalamaya çalıştı fakat bir tanesi çocuğun başından gitmedi ve görevliler ateş açarak köpeği vurmak zorunda kaldı. İçeriden cesedi çıkartılan küçük çocuk otopsi sonuçlarına göre düşmesinden dolayı değil saldırıdan dolayı ölmüştü. ...61 yaşındaki Terry Thompson, egzotik hayvanları toplamayı hobi edinmiş bir veterinerdi. Ohio eyaletinin Zanesville kasabasında hayvanları tuttuğu bir barınağı vardı. 18 Ekim 2011'de Thompson, 50'ye yakın vahşi hayvanını serbest bıraktı ve kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Kısa bir süre sonra komşularından biri polisi arayarak bir aslan ve bir ayı gördüğünü söyledi. Polis geldiğinde Thompson'ın cesedini beyaz bir kaplan tarafından çiğnenirken buldu. Daha sonra yaşananlar tam bir katliamdı. Polisler büyük tüfeklerle kaçan hayvanları kovaladılar. En tehlikelileri kaplanlardı. Çünkü kurşun yeseler bile çalıların arasına saklanıp polislere saldırıyorlardı. Saatler sonra av bitti ve 2 kurt, 2 boz ayı, 18 kaplan, 17 aslan, 6 siyah ayı, 3 dağ aslanı ve 2 maymun öldürüldü. Thompson dışında insan ölmedi ve hayvanlar bölgedeki toplu bir mezara gömüldü.